disiplin cezalarına ve nakillerine ilişkin kararlara katılamayacaklar da hüküm altına alınmıştır. Bunlar da benim akşam yatıp rüyamda gördüğüm çözümler değildir. Hemen hemen kurulları bulunan bütün dünya ülkelerinin modellerine uygun bir model türüdür. Biliyorum. Özellikle parlamentonun yüksek yargı organlarına üye seçmelerine ülkemizde aydınlar ve yargı çevrelerince şiddetle karşı çıkılmaktadır. Dünyanın hemen istisnasız her yerinde üç erkin katılmadığı yapılanma yoktur. Bazılarında atamalar da siyasi erk tarafından doğrudan doğruya yapılmaktadır. Onlarda yani dünyada olur iyi işler, bizde olmaz işlemez diyorlar. İnsan haklarına dayalı demokratik hukuk devleti isek, bu hukuk devletini bütün kurum, kurul ve ilkeleriyle işletmek zorundayız. Olmayanı da oldurmak zorundayız. Başka yolu yok. Eğer tercihimiz demokrasi ise, İsmet Paşa'nın deyimiyle, ya bu deveyi güdeceğiz, ya bu deveyi güdeceğiz. Teşekkür ederim. Sayın katılımcılar, ben çok seçkin iki konuşmacı Sayın Kazan ve Sayın Şenol'la beraber sizlere teşekkürlerimi sunarım. Dördüncü oturum öncesi kahve ve çay ikramı yapılacaktır. Bilginize arz olunur. Son oturumumuzun başkanı Profesör Doktor Hayrettin Önçesiz Akdeniz Üniversitesi. Tartışmacılar Ömer Faruk Emin Ağaoğlu. Yorucu bir ikinci gün herhalde böylelikle sona ermiş oluyor. Çok yankılanıyor da. Öyle mi? Biraz uzak dursun benden, olur mu? Teşekkür ederim. Türk yargı sisteminde reel reform stratejisi ana başlığının altında dördüncü oturumu gerçekleştireceğiz. Üç konuşmacı olarak hakimlerin tarafsızlığı, yargı bağımsızlığı somut başlıklarıyla birlikte benim kendimce teorik çerçevede çizdiğim bazı işlevsel sorunları ele aldığım bildirim yer alacak. İzin verirseniz buradaki sıralamaya göre ve oturum başkanı olarak ben sıramı bir savmak istiyorum. Zaman kaydı altında pek değiliz. Yarımşar saat olduğu zaman 5.30'tu zaten. Bitirmiş oluyoruz. 5.30 mesainin de bittiği saattir devlet dairesinde. Dolayısıyla 15 dakika gecikme fazla bir yük getirmez ama bu arada konuşmacılara biraz özgürlük sağlamış olur. Bu özgürlük de bizi rahatlatır. Ama erken bitirirsek tabii o yarım saat sürdürmek diye de bir zorunluluğumuz yok. Ben bildirimi aslında kısaltarak geldim. İnsan kısa yazdığı zaman biraz toparlamak, zenginleştirmek istiyor. Zenginleştirdiği zaman da zamana bakıyor, 25-30 dakikaya bu sığmaz diye özetlemeye çalışıyor. Ve bizi konuşmacıların arkasından hakikaten bir zaman atı koşar ve bizi sıkıntıya sokar. Ben 25-30 dakikaya uygun bir metin hazırladım. Bu metni anlaşılır bir şekilde sizlere okuyarak sunmak istiyorum. Ben meslek hayatımda bildirilerimi hep okudum. Bundan sonra da anlatacağım yok artık. Okumak tabii dinleyici için sıkıcı bir olay. Zorlar dinleyici. Bizim için de
biraz tasarruf sağlar söylediklerimizi derli toplu söylemek bakımından. Bağışlanmamı bu bakımdan da dilerim. Ben temel işlevsel sorunlar bakımından yayınlanacak olan ana metinde genel çerçevesiyle yargı, yargıç, devlet ve hukuk gerçekliğinde bu konuyu ele almayı düşündüm ve öyle ana metni hazırladım. Özetlediğim metinde ise bunlar yine temsil ediyor bu kavramlar, fakat bazıları doğrudan ele almamış hissini verirse bu özetlenmiş olmaktan kaynaklanıyor. Önceden söylemek isterim. Aslında burada sunacağım bildiriye ANSİAD Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. ANSİAD'ın 27 Şubat 2001 tarihli toplantısında sunduğum ve yargıda reformun felsefi ve sosyolojik alanında bazı önemli nirengi noktaları başlığını taşıyan bir başka bildirim öncülük etmekteydi. Etmektedir buna. Öyle bildiriyi o zaman sunmuştum. Ve iki bildiri arasında ilişki kurmaya çalışıyorum bu bildirimde. O günden bugüne tabii ki pek çok şey olup bitti. Ama pek çok şey maalesef değişmedi. Bu 7 yıl belki tarihte bir an, bir lahza kadar kısa bir şey. Ama ülkemizin sorunları bakımından uzun bir süre, neredeyse bir 100 yıl kadar uzun bir süre anlamına gelebilir değişik açılardan bakıldığında. Değişen her şey ise biraz sonra sunacağım eleştiri ve kaygıları yersizleştirmek yerine pekiştirmekten öteye gidemedi. O önceki, 7 yıl önceki bildirimin başına Bernard Shaw'un şu sözünü yazmıştım. En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak, diyordu o zaman, ya o başlıkta, o alıntıda Bernard Shaw. Bu söze belki bugün şunu eklemeli. En yüksek mahkeme, insanın onurunu ve halkın egemenlik hakkını korumaya yeterince güçlü ve bilinçli değilse, o ülkede adalet bir trajediden başka bir şey değildir. Bu tabii bizim Türkiye gibi ülkelerin hukukçuların söyleyeceği buruk bir laftır. Bunu diğer ülkelerin hukukçuları belki söylemeyi düşünmezler. Ne yazık ki bize düşüyor bunları bizim ülkelerimize söylemek. Herkes birçok nedene dayanarak yargıda reform istemektedir. Bu konuda kamuoyunda bir görüş ayrılığı yok. Bu görüş birliğinden dolayı burada yalnızca yargıda reform projesinin dayandığı değerler, ulaşmak istediği hedefler ile bunun yolları ve yöntemler üzerine konuşmaya ağırlık vermemiz gerekecektir. Hedefler ve yöntemler hakkında isabetli görüş ve bilgi sahibi olabilmek için ise elbette bu reformu gerektiren nedenlere zaman zaman başvurmamız zorunlu olacaktır. Bu bilinen nedenleri önce yargıda yozlaşma diyebileceğimiz geniş bir kapta toplamak istiyorum. Bu deyimi kullanmayı haklı kılacak tüm gözlemleri gerektiğinde uzun uzun sayabileceğiz. İlk savım, yargıda reformun ivediliğinin ve öneminin derecesinin yargıda yozlaşmanın vahamet derecesinden kaynaklandığını içermektedir. Kongara göre 21. yüzyıla girerken Türkiye'nin önündeki en önemli sorunlardan biri yargı sisteminin yozlaşmış olmasıydı. 1999 yılında Kongar'ın bir makalesinde yer alıyordu bu söz. Şu halde ikinci savım, yargıda yozlaşmanın bu vahamet derecesinin tüm uzantılarında bilimsel yöntemlerle ortaya konmasının çok yüksek bir düzeyde kamu yararı sağlayacağıdır. Üçüncü savım, tüm sivil toplum örgütlerinin ve yurttaşların bu bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla uzmanları ve kamu kaynaklarını seferber etmeyi başarmalarının zorunluluğudur. Dördüncü savım ise bu aşamalara ulaşabilmek için kamuoyunda bu etkinliklerin ivediliği ve önemi hakkında bir konsensüs yaratılmasının gerektiğidir. Bu çerçevenin stratejisini neredeyse Kurtuluş Savaşı stratejisine benzetmek hiç de yanlış olmayacaktır. Çünkü bu mücadele aynı ruhu ve iradeyi gerektirmektedir. Son savım ise yargıda reformun teknik düzeyde yüzeysel, kısa erimli iyileştirmelerle değil, neredeyse devrimsel nitelikte bir zihniyet değişimiyle bir anlam kazanabileceğidir. Bu da hukukun bir kültür olarak algılanmasına,
hukuk öğreniminin, hukukçu eğitiminin ve bilimsel araştırmaların en yüksek düzeyde ve uzun soluklu olarak ısrarla teşvik edilmesi gereğinin kavranmış olmasına dayanır. Ülkemizin hukukunun ve yargı sisteminin gözden geçirilmesi, yeniden biçimlendirilmesi, onarılması ve geliştirilmesinin somut nirengi noktaları olarak son yüzyılın son aylarında 2000 tarihinde devlet ve hükümet başkanlarınca ilan edilen Birleşmiş Milletler 1000 yıl bildirgesinin içerdiği temel değerleri ve hedeflerini somut ölçülerle dikkate almakta, başarılarımızı bunlara göre ölçmekte de yarar vardır. İlgili belgeye göre bu temel değerler şunlardır: özgürlük, eşitlik, dayanışma, hoşgörü, doğaya saygı ve ortak sorumluluk. Bu uluslar iradesinin bu değerleri hayata geçirmek için özel önem verdiği kilit hedefler ise şöyledir: barış, güvenlik ve silahsızlanma, kalkınma ve yoksullukla mücadele, ortak çevrenin korunması, insan hakları, demokrasi ve iyi yönetişim, güçsüz kesimlerin korunması, Birleşmiş Milletler'in güçlendirilmesi. Son zamanlarda Adalet Bakanlığı'nca Avrupa Birliği yetkili organlarına sunulan hukuk reformu strateji planını bu en geniş çerçevenin içerisine yerleştirebilmeli, onun içerisinde anlamlı ve etkili olabileceğini görebilmelidir. Yani öngörülen amaçların ve stratejinin bu bin yıl bildirgesinde öngörülen hedeflere de bizi taşıma yeteneği bulunmalıdır. Evrensel ve küresel derinliği bulunmayan her yerel siyaset kısır, sığ ve tehlikelidir. Yargının bağımsızlığını güçlendirmek, tarafsızlığını geliştirmek, verimliliğini ve etkililiğini arttırmak, yargıda mesleki yetkinliği arttırmak, yargı örgütünün yönetim sistemini geliştirmek, yargıya güvenin artmasını sağlamak, adalete erişimi kolaylaştırmak, uyuşmazlıkları önleyici tedbirleri etkin hale getirmek, ceza infaz sistemini geliştirmek, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinin gerektirdiği çalışmaları sürdürmek olarak sıralanan bu hedefleri teknik çalışmaların dar alanında sığlaştırmak istemiyorsak, başımızı sık sık yukarıya kaldırarak hukuk evreninin yıldızlarını temaşa etmeliyiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne yaklaştığımız bu yıllarda ülke yönetiminin ve toplumun hukuk yaşamının yoğun bir biçimde hukuk kültürü erozyonuna uğradığını gözlemliyoruz. Devlet bir bakıma memurundan başka bir şey değildir. Devlet memurunun meslek ahlakında, ideallerinde ve nihayet asgari yetenek düzeyinde ürkütücü düşüş, hukuk devleti toplumunun insan bireyini yurttaşlıktan kopararak henüz yeterince uzaklaşamadığımız feodal toplum yapısının intisap-irtimas ilişkisine yeniden girmeye ve sonuçlarına katlanmaya zorluyor. Hukuk devletinin atomu, individuum, yani özerk birey, giderek sivil toplum örgütlenmesinin ilerici bir olgusu imiş gibi gösterilen kimi baskıcı, indoktriner ve çıkarsal cemaatlerde parçalanarak tüm özerkliğinde yok edilişin uçurumuna sürükleniyor. Devlet hukuk devleti olacaksa, bu devletin her türlü resmi hizmette yer alan ve her bir memurun gündelik meslek yaşamına egemen görev ve yetki bilincinde hukuk devleti düşüncesinin temel ilkelerinin tüm açıklığıyla yansıması zorunludur. Hukuk devletinin en başta gelen ilkesi özgürlüktür. In dubio pro libertate, kuşkulu durumlarda özgürlükten yana olmak dediğimiz bu ilke onun denek taşıdır. Bu üstün değer, özgürlüğün gerçekleşebilmesi için devletin demokratik, laik ve sosyal bir kültür devleti olarak yapılandırılması ve bu niteliklerinde korunması ve geliştirilmesi zorunludur. Devletin kaba güç tekeriyle birlikte doldurduğu resmi alan, bir hukuk devleti toplumunda kamusal alanın bir ürünü ve aracı olmak anlam ve değerini taşır. Temel hakların ve özgürlüklerin bilinciyle açılmış, belirlenmiş ve yerleşmiş olan bu kamusal alan, kendi içerisinde işlevine uygun biçimde örgütlenmiş bir resmi alana sürekli yönergeler yollayarak onun işlemesini, denetimini ve değişimini sağlar. Demokratik, çoğulcu ve sivil olarak nitelendirdiğimiz modern endüstri toplumu yapısı bu anlamdaki bir kamusal alanın algılanmasına temel oluşturur. Resmi alanın değişiminin kamusal alanın yönergeleri dışında gerçekleşmesi, kamusal alanın
demokratik ve özgürlükçü yapısını engelleyici bypass yasalarının yürürlükte kalması ya da korunması sonucu ortaya çıkar. Bu durumda resmi alan, isabetsiz seçim ve siyasi partiler yasaları gibi yasaların kamusal alan içerisinde ortam hazırladığı, denetimsiz, hiyerarşik ve disiplinli yığınsal insan örgütlenmesi ya da yine denetimsiz kapital ve yetki yoğunlaşması ile oluşan grupların doğrudan ve yoğun etkisine maruz kalır. Onların eline geçer. Bu gruplar kamusal alanı terörize etmeye, ele geçirdikleri ve kendi amaç ve ideolojilerine göre yeniden biçimlendirmeye giriştikleri resmi alan lehine daraltmaya başlarlar. Nihayet devlet otoriter ve totaliter bir yapıya bürünerek kamusal alanı boğar. Bu yozlaşma tehlikesine karşı devlet ve toplum, hukuk devleti kurgusunun bağımsız yargı ve devlet gücünün yargısal denetimi ilkeleri ile korunur. Etkili ve bağımsız bir yargının getireceği güvenceden rahatsız olacak oluşumlar, gruplar ve kişiler bu yolla dizginlenir. Kamusal alanın zeminini oluşturan temel haklar ve özgürlüklerin korunması, bağımsız yargıya bir ödev olarak yüklenmekle bu güvence içerik ve değer kazanır. Görülüyor ki, kamusal ve resmi alanların varlık nedeni olan ve işlevlerini kazandıkları kaynak, özel alan olarak niteleyebileceğimiz özerk insan bireyidir. Kamusal alan, buna göre resmi alanı tümüyle ya da özel alan ve özel alanı kısmen kapsayan bir büyük daireye benzetilebilir. Kendi taleplerine uygun işlevsel bir resmi alan üreten ve kullanan kamusal alanın, insan bireylerinin biyososyal gerçekliğinde gözlemleyebileceğimiz üç bütünlüğünü, dirimsel bütünlük, tinsel bütünlük ve duyunçsal bütünlüğün korunup geliştirilebilmesi için duyumsanan yine üç temel gereksinimin, özgürlük, güvenlik ve eşitliğin tatminine yönelik normatif bir yapıya sahip olduğunu ve bundaki başarısı oranında süreklilik ve verimlilik gösterdiğini söyleyebiliriz. Meşrulukları bu başarılarına olan inanca dayalıdır. Çözülmeleri de önce bu inancın çürümesiyle başlar. Şu halde hukuk devleti ilkeleri de çağdaş toplumun üretim tarzı ve ilişkileri karşısında insan bireyini bu bütünlüklerinde koruyabilmek amacıyla geliştirilmiş ve bu amaca uygun olduklarına inanılan araç ve gereçlerdir. Bir canlı olarak insan, bu gerçekliğinde sivil toplumun özerk bireyi, hukuk devletinde yurttaş ve çağdaş hukukun gerçek kişisi olurken, doğal güç toplumsal iktidar ilişkilerine dönüşmekte ve sivil toplumda hukuk devleti olarak kamu yararına araçsallaşmakta. Bunları kişi ve hukuk devleti olarak kapsayan çağdaş kamusal alan, fiziksel anlamda bir evren ve toplum ile çevrili olarak doğa ve kültür olgularıyla temellenen bir çevre ve kültür etiğinde yeni bir hak kavramının oluşumuna ev sahipliği yapmaktadır. İnsan onurunun en üstün değeri olduğu hukuk devleti onu belki bir